Evet, şu an yayındayız. Ece buyur. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Hackart eğitimlerinin dördüncüsünde Gökhan Bayhan'la birlikteyiz. Gökhan Bey bize bugün kapsamlı ve uygulamalı bir Canva eğitimi gerçekleştirecek. Gökhan Hocam ben sözü size bırakıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün bir Canva eğitim yapacağız Ece'nin söylediği gibi. Yalnız program eğitiminden önce vermemiz gereken bazı temel sanat öğeleri hakkında bilgiler var, bir sunum var. Çünkü sadece program bilmek ya da uygulama bilmek bir tasarım sürecini yönetmek için yeterince sağlıklı değil. Aynı zamanda tasarım öğelerinin de ne olduğunu bilmek gerekiyor. Ben hemen bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle nasıl yapacağımızı anlatayım. Tasarım şey takıldı. Şimdi. Bu sırada ben yayınla ilgili bir bilgilendirme yapayım. Bu seferki yayınımız daha uygulamalı ve farklı olacak. Dolayısıyla Canva uygulamasını aslında sizler de hem keşfederek hem de anlatımlı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Dolayısıyla bu süreçte gerek sorularınız varsa, gerek farklı görüşleriniz veya takıldığınız noktalar olursa chat bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Biz de Gökhan hocamıza bunları aktarmış olacağız. Hedeflere yani şöyle normalde eğitimlerimiz bildiğiniz üzere bir saat sürüyor ama bu biraz bir saati aşacak. Öncelikle anlatım olacak. Anlatım sonrasında da uygulamalı. Sonrasında sizin yaptığınız çalışmalara göz atacağız diyebiliriz. Ayrıca de toplantı arasında çalışmanızı bize aktaracaksınız. Hocam buyurun. Ben biraz özetledim ama Çok buyurun. teşekkürler, çok sağ olasın. Şimdi öncelikle tasarım öğelerini ben sunacağım. Tabii tasarım öğeleri biraz geniş bir kavram. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde bunları bir ders boyunca veriyorlar. Yani tasarım temel sanat eğitim diye bir ders var ve bu ders 8 saat bütün gün sürüyor. Ve burada benim anlatacağım her bir konu bir dönem ödevi niteliğinde. Ama biz tabii 30 dakikalık süreçte bunu kırparak, grafik tasarımı uyarlayarak anlatacağız. Sonrasında burada 30 dakikanın hepsini kapsamaz. Sonrasında biraz zaman kalır, bir soru cevap yaparız diye düşünüyorum. Tabii elbette aklınızda da takılan bazı şeyler olabilir. Sonrasında bir mola vereceğiz, biraz dinleneceğiz. Sonrasında tasarım süreci başlayacak. Şimdi grafik tasarım yapmak için pek çok uygulama var. Biz bugün Canva üzerinden yapacağız. Onu da anlatacağım. En sonunda da yani ikinci derste sizden bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Bir konsept vereceğim, bir konu vereceğim. Siz Canva uygulaması üzerinden bu çalışmayı yaptıktan sonra bana bu çalışmaları ileteceksiniz ve bunları burada değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ben Milli Eğitim'e bağlı Bilim Sanat Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmeniyim. Anadolu Üniversitesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Atölyesi mezunuyum. Aynı üniversitede animasyon eğitimi üzerine doktora yapıyorum. Doktoramı zaten direkt Bilim Sanat Merkezi'ndeki animasyon çalışmalar üzerinde yapıyorum. Onun dışında Bilim Sanat Merkezi'nde grafik tasarım, animasyon, dijital resim, dijital oyun tasarımı gibi dersler veriyorum. Şimdi ufaktan başlayalım. Grafik tasarım nedir? Bakın bu en basit hali grafik tasarım. Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesidir ve yaratıcı bir süreçtir. Yani siz burada öncelikle iletmek istediğiniz bir mesaj var. Bu mesaj üzerinden yola çıkıyorsunuz ve sonra bunu bir görsele döküyorsunuz. İşte tasarım süreci burada başlıyor. Yani birebir iletmek değil de ben bunu nasıl iletsem daha fazla göze çarpar. Ben bunu nasıl iletsem daha fazla dikkat çekerim. Bunları irdelemeye çalışacağız. Şimdi mesela grafik tasarım hayatımızda nerede var? Hemen hemen bütün dijital çalışmalar bir grafik tasarım süreci sonucunda meydana gelir. İşte logolar, amblemler, afişler, web siteleri, kartvizit, antetli kağıt, poster, mobil oyun yani normal bilgisayar oyunlarındaki arayüzler ya da mobil arayüzleri. Şimdi burada başarılı ve başarısız grafik tasarım çalışmalarını siz fark ediyorsunuzdur zaten. Atıyorum bir bilgisayar oyunu oynuyorsunuzdur. Oyun gayet güzel tasarlanmıştır. Yalnız ara menüyü arayüz ekranını açtığınızda oyundan sizi koparıyordur. İşte burada bir grafik tasarımda bir hata, bir yanlışlık olduğunu fark edersiniz.
Aynı şekilde işte yemekle alakalı bir internet sitesine belki girmişsinizdir ama o yemekle alakalı internet sitesi öyle bir tasarlanmıştır ki sanki bir nalburun internet sitesine girmiş gibi hissedebilirsiniz. Bunların çoğu konseptle uyuşmamaktan kaynaklanır. Peki biz nasıl daha iyi yapabiliriz? Şimdi ya da neden grafik tasarım önemlidir? Şimdi dikkat çekme dedik. Mesela sizin vermek istediğiniz bir mesaj var. Şu an pandemi sürecindeyiz. En önemli mesajlardan biri olan şeyi ele alalım. Ellerinizi yıkayın. Şimdi bunu siz bir kağıda yazdınız ve bunu duvara astınız ellerinizi yıkayın diye. Dikkat çekiyor mu? Belli bir düzeyde çekiyor ama yeterince dikkat çekiyor mu? Şimdi dikkat çekebilmesi için farklı farklı unsurlarının bir arada olması gerekiyor. Şu an sadece yazı ve renk var. Biz buna biraz daha farklı bileşen eklersek, şekil gibi, daha farklı renkler gibi, biçim gibi, biraz daha dikkat çekmiş oluruz. Ama burada biraz estetiksel olarak eksikliğimiz var. Yani şu an benim ikinci olarak açtığım mavi elleri yıkayan figür, biz buna piktogram diyoruz. Piktogram sadece dikkat çekme amaçlı, estetiği biraz daha arka planda bırakan grafiksel çalışmalardır. Biraz daha estetiksel bir şey düşündüğümüzde işin içine daha farklı şeyler giriyor. İşte yazı fontunun, işte oradaki karakterin yönü, suyun rengi ve daha pek çok şey grafik tasarımın önemli öğelerinden biri. Biraz daha irdeleyelim. Şimdi tasarım öğeleri nelerdir? Grafik tasarım hayatımızın her noktasında kullandığımız veya maruz kaldığımız tasarım evrensel bir dil oluşturmak, daha sistematik bir düzen ile birlikte bir kağıda veya yüzeye dökülebilmesi adına temel tasarım öğeleri kullanılmaktadır. Şurada saydığım bütün etmenler bir çalışmada kullanılır. Mesela şurada bir videoyu da açayım. Bakın çizgi, şekil, biçim ve doku. Zaten biz bunların hepsini bugün anlatamayız. Ben birkaçını anlatacağım. Önemli olanlarını, önemli gördüklerimi. Onlar üzerinden yapacağız. Şu dördünün dengeli bir şekilde bir sanat çalışmasında dağılması bize tasarımı oluşturuyor. Bakın bu sadece bunlardan oluşan bir grafik tasarım çalışmasını görüyorsunuz. Bir daha izleyelim. Çizgi, çizgi, şekil, biçim ve doku. Bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz birazdan. Gördünüz mü? Bir afişte olanlar sadece bunlar. Şimdi bakın. Sol tarafta Van Gogh'un akşam kahvesi resmi var. Tuval üzerine yağlı boya. 150 yıl önce yapılmış bir resim. Sağ tarafta da yani adını duymuş musunuz bilmiyorum. Uğur Erbaş diye bir grafik sanatçısı var. Onun yaptığı bir dijital illüstrasyon. Şimdi bunlar birbirlerinden 100 yıl olarak çok farklı. Çalışma stili olarak çok farklı. Biri illüstrasyon, biri yağlı boya çalışma. Ama barındırdıkları unsurlar aynı. Bunların hepsi de nokta, çizgi, şekil, biçim, hacim, renk dengesi gibi unsurları bir arada bulundurarak daha güzel bir çalışma yapmayı amaçlamıştır. Şimdi en basitinden başlayalım. Çizgi. Biz çizgiyi nereden biliyoruz? Matematikte doğru diye de tanımladığımız iki noktayı birleştiren çizgiye doğru diyoruz. Burada da aynısı. Bir çizginin olması için en az iki nokta olması gerekiyor. Çizgi kalın, ince ya da zikzaklı farklı farklı şekillerde olabilir. Bunları bir araya getirerek resim yapabilirsiniz, tasarım yapabilirsiniz. Ama biz grafik çalışmalarında en çok çizgiyi nerede kullanıyoruz? Harflerde kullanıyoruz. Harflerin her biri çizginin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Şurada bakın mesela çizgiyi nasıl kullanmış? Vurgu yapmak için welcome'ın altına yazdı. Burada ise organize etmek için yani başlığı şeyden ayırmak için açıklamasında. Burada ise gene bir hiyerarşi vermek için bağlantı kurmak için kullandı. Şimdi çizginin şekli, yönü vesaire gibi özellikleri bizim mesajı nasıl vermemiz gerektiğiyle de alakalı. Mesela park yasak. Şimdi bunun altını kırmızı bir şekilde çizdiğinizde daha
sizin daha bir otorite olduğunuz ve bunu daha emredici şekilde vurgulamak istediğinizi yaparsınız, belirtirsiniz. Ama mesela yazıyı daha el yazısı gibi daha bunlar mesela sert biçimler. Daha hümanist bir yazı kullanırsak burada ise sizin daha nazikçe bunu belli etmek istediğinizi gösterir. Çizgiyi geçelim şimdi. Şekil. Şimdi şekli zaten bunu da matematikten falan biliyor olabilirsiniz. Çizgilerden oluşan nesnelere biz şekil diyoruz. Şekillerin hacmi yoktur. İki boyutlulardır. Şurada mesela sağ altta gördüğünüz ikonların hepsi bir şekildir. Bunlarda ışık, gölge, hacim vesaire gibi unsurlar olmaz. Bunlar sadece iki boyutlu işaretlerdir. Öncesinde bir şekil olması gerekiyor ve içinin dolu olması gerekiyor. Bakın. Şekiller pek çok türlü olabilir. Biz bunları ikiye ya da üçe ayırırız. Bazı yani şeyler, teoriler üçe, bazıları ikiye ayırır. Geometrik ya da organik olarak, üçüncü bir şekil olarak da doğal şekiller diye de ayırabilirler. Ama doğalı ben biraz daha şeye, forma bağlıyorum. Mesela organikler daha çok asimetriktir. Geometrikler de genelde simetrik şekillerdir. Bunlar tasarımlarda sık sık kullanılır. Mesela nasıl kullanılır? Yani iki boyutlu bir insan figürü, bir şekil yapılabilir. Sadece iki boyutlu şeyler kullanmak şekiller. Gördüğünüz gibi bunların hepsi iki boyutlu. Bir internet sitesinde yazılar daha belirgin olsun diye yanlarına farklı şekiller konabilir. O şekillerden resimler yapılabilir, süslemeler yapılabilir. Mesela bakın, burada karttaki şekil tamam, makas tamamıyla geometrik şekillerin bir arada kullanılmasıyla yapılmış. Aynı şekilde sağdaki telefon uygulamasında da tuşlar, seçenekler, aynı şekilde şekillerin kullanılması. Video eş zamanlı oynuyor mu bu arada gençler? Ben konuşurken doğru şekil çıkıyor mu? Ben de şu an sıkıntı yok hocam. Yayınladım programı. Tamam, bir öğreneyim dedim. Şimdi gelelim forma. Form şeklin üç boyutlu hale gelmiş şeklidir. Yani üç boyutlu hal almış şeklidir. Nasıl yani? Bir şeyin üç boyutlu olabilmesi için onun perspektife ve ışık bölgeye ihtiyacı vardır. Eğer siz bir şekle ışık vererek ya da yan yüzeyini de resmediyorsanız biz ona artık üç boyutlu form diyoruz. Biçim olarak ele alıyoruz. Mesela bakın en başta bu bir şekildi. İki boyutluydu. Biz bunun bir yüzeyi var mı bilmiyoruz karenin. Ama onu döndürdüğümüz zaman artık bunun içine perspektif de giriyor, ışık gölge de giriyor. Devam edelim. Artık biz buna biçim diyoruz. Bakın onu stilize ettik. Ne oldu? Hem perspektif var hem de ışık gölge var. Şimdi zıplayan bir toptu bu ve gayet de üç boyutluydu. Neden? Gölgesi var yere düştüğü zaman gördüğünüz gibi. Ama onu perspektiften ve ışık gölgeden mahrum bıraktığımızda gene şekil haline dönüştü. Şimdi bir binaya çaprazdan baktığınızda o biçim olabilir, önden baktığınızda da şekil olabilir. Şimdi mesela bir şeye daha fazla derinlik vermek istiyorsanız ona daha fazla ışık gölge ve daha fazla perspektif vermeniz lazım. Mesela burada, ya bu tamam, tam olarak iki boyutlu sayamayız. Bazı ışıksal oyunlar var ama biz daha da üç boyutlu olsun istiyorsak ışık düşen yüzey sayısını arttırmamız gerekiyor. Veya parlaklık yüzeylerini. Mesela bakın burada da bir menü var. Menüde gene üç boyutlu bir formumuz var. Bu fincana biz iki boyutlu diyemeyiz. Çünkü üst çaprazdan görüyoruz. İçin içinde perspektif var. Işık gölge de var. Derinliği arttırmak için menüye biraz daha ışık gölge ekliyoruz. Yazılara, fincanın kendisine. Gördüğünüz gibi daha bir şey oldu. Albenisi arttı. Mesela burada da küpleri nereden gördük? Soldan görünce biraz daha derinliği arttı. Şimdi doku.
Doku da önemli. Dokuyu, nasıl desem, çok kullanmamak gerekiyor diyeyim. Örneklerini vereceğiz birazdan. Şöyle bir hemen tanıtımını yapalım. Doku her şeyde var olan bir yapıdır. Ve dokusu, yani maddenin dokusu bize onun nasıl olduğunu anlatır. Atıyorum mesela bunun fotoğrafını siz görseniz bile onun can yakıcı bir şeyi olduğunu, durumu olduğunu bilirsiniz. Ama bunu grafik tasarıma aktarırken bu dikenleri ayıklayıp şöyle bir tasarım yaptığınızda, bunu pek iyi anlatmış olmazsınız. Yani dikenlerinden bırakmış, şey yapmış, mahrum etmiş olursunuz onu. Şimdi mesela burada bir yüzey var. İşte arkada bir şömine var. Şimdi bunlara doku eklendiği zaman biz bunların materyali hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Onun sert mi, yumuşak mı, nasıl olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Şimdi denge. Bunları nasıl kullanacağımızla alakalı. Pek çok denge şekli var sanatta. Şurada örnekleri görünüyor. Kontrast, balans, tansiyon, hiyerarşi gibi. Şimdi denge neden önemli? Dengeyi etkileyen pek çok şey vardır. Bunlar birbirine olan uzaklık olabilir. Büyüklük, küçüklük olabilir. Ya da şey, hareket yönü olabilir. Renk kontrastlı olabilir. Bunların bir arada olması denge sebebidir. Mesela az önce şöyle biraz daha karmaşık bir düzen vardı burada. Bunları bir hiyerarşiye soktuk. Şöyle. Ve bunu bir tasarıma aktardığımızda gördüğünüz gibi her şeyin yeri belli oldu. Bu bir dergi kapı şeyi, derginin içi gibi düşünün. Şimdi boşluk. Boşluk illaki bir çalışmada olmazsa olmaz. Yani siz yaptığınız afişi, tasarımı tamamıyla yazı, görsel ya da grafiksel unsurlara doldurduğunuzda o nasıl diyeyim, çok da iyi olmaz. İlla ki biraz boşluk, bir nefes alma noktası vermeniz gerekiyor. Bu sadece grafik tasarımda değil, resimde de öyle. Şimdi kompozisyon diye bir unsur vardır. Şöyle anlatayım. İşte bir portre çalışması yapılıyor diyelim. Şu kanvasımız. Siz tutup portre yapacağınız kişiyi tam sığdırdığınız zaman ben ne güzel adamı tam sığdırdım demeniz doğru olmaz. Burada illaki resmin nefes alması dediğimiz bir olay vardır. Yani sağdan soldan boşluk olması gerekiyor. Şimdi hocam bu resimdeki bir unsur grafik tasarımında önemli mi? Önemli. En başta ben Van Gogh'un resmini göstereceğim bunu kastettim. Yani resimde ne olması gerekiyorsa grafik tasarımda da olması gerekiyor. Eğer resim boşluğa ihtiyaç duyuyorsa grafik tasarımda da boşluk olması gerekiyor. Muhteşem şahsenimi sileyim. Şimdi burada boşluktan biraz daha gidelim. Şimdi bakın tutup da şu X soyu yani firmanın logosunu komple baştan başa doldurmamışlar. Ne yapmışlar? Sağda solda boşluklar olsun diye biraz ortaya sıkıştırmışlar. Bu mesela nefes alan çalışma diye söyleyebiliriz. Bakın dengeli olduğunu burada anlatıyor. Bu da gene bir dengeli. Yani gene boşluklar yeterli. Ne az ne çok. Şimdi gene sanattan örnek vereceğim. Hepinizin cep telefonlarında ızgara çizgiler vardır değil mi? Şimdi o ızgara çizgileri açtığınızda şu resmi böldüğü gibi bir çizgi görürsünüz. Onun amacı şudur. Sizin
Bir fotoğraf çekerken eğer şeyse, sanatsal bir çalışma özellikle yapacaksanız, ortalamanız için değil, ya buraya oturtacaksınız çekeceğiniz fotoğrafı ya da buraya oturtacaksınız. Altın oran bunu gerektiriyor çünkü. Böyle yaptığınızda resim nefes alıyor. Tam ortaladığınızda sıkıcı olur diye görüşler var. Burada da zaten aynısını anlatıyor. Ya siz de tasarım yaparken her şeyi tam ortalamak yerine biraz daha sağa, biraz daha sola oradaki çizgileri oturtabilirsiniz. Çoğu resimde ya da grafik tasarımda, pardon, bu ayrı bir mevzu. Çoğu resimde ve grafik tasarımda zaten odak noktası tam ortada olmaz. Ortada olması sıkıcı olduğunu gösterir. Ya sağdadır ya soldadır. Şimdi renk. Renk hakkında çok aşırı bir şey konuşmayacağım. Sıcak renkler ve soğuk renkler var. Daha çok uyumlu renkleri kullanmaya çalışın. Uyumlu renkler dediğimiz ne? Bir ana renk ya da ara rengin sağındaki ve solundaki renk bize onun komşusudur. Yani mesela renk çemberini düşünürsek, onu da hemen göstereyim. Renk çemberini hepimiz biliyoruzdur. Kırmızı, sarı, mavi. Bunların ara renkleri, yani birbiriyle karışarak oluşturduğu turuncu, yeşil. Şimdi yeşilin komşunu, yani yeşil temalı bir afiş yapıyorsanız, yeşil renk çoğunlukta olacaksa, onun komşu renklerinden renkler kullanmanız gerekiyor. Yoksa yani eğer direkt yeşil ve moru kullanırsanız uyumsuz olabilir. Yeşil ve turuncu bir nebzeye kadar tahammül edilebilir. Veyahut da mavi ağırlıklı bir resim yapıyorsanız bu defa ne yapacaksınız? Yine yeşil ve moru kullanacaksınız. Her rengin kontrasta belli bir tahammül aralığı vardır. Bunlar renklerin frekanslarıyla alakalı konular. Şu sağda görmüş olduğunuz renklerin birbirine tahammülü. Yani siz kırmızı, yani çok fazla kontrast renk kullanmak fazla dikkat çeker ama dikkati de dağıtır aynı zamanda. Kırmızı kullanıyorsanız eşit miktarda yeşil kullanmanız gerekir. İşte turuncu kullanıyorsanız onun 3-4 katı mavi kullanmanız gerekir. Sarı kullanıyorsanız, eğer mor kullanacaksanız onun kat kat fazlası mor kullanmanız gerekiyor ki dengelesin. Bunlar, eğer renk dediğim gibi çok kontrast işine girmezseniz, komşu renkleri kullanırsanız çok daha başarılı çalışmalar yaparsınız. Şimdi zamanımız azalıyor. Grafik tasarım yaparken dikkat edilmesi gereken öğeler hakkında zamanımızı biraz aşacağız galiba. Sorun olur mu? Yok hocam, istediğiniz gibi buyurun. Peki, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi böyle güzel bir animasyon var. Ben sesinde bir kısmı. Şimdi burada az önce ben sanat tasarım öğelerini anlattım. Bunlar da grafik tasarımdaki bazı tüyolar. Şimdi burada şey olarak anlatmışlar. İşte tasarımcı ve müşteri diye anlatmışlar. Yani burada tasarımcı tasarım eğitimi almış, müşteri eğitim almadığı için tam olarak ne istediğini bilmiyor. Ona göre bir şey yapacağız. İnceleme yapacağız. Şimdi öncelikle mesela müşteri parlak renkler ister. Ama parlak renkler baskıda iyi çıkmaz veyahut da gözü çok fazla yorar. O yüzden tasarımcı genelde mat renkler kullanır. Siz de buna dikkat edin. Bir diğer unsur yazı tipi. Yani şu tuşa da bir basmazsam süper olacak. Yazı tipi demiştik. Şimdi yazı tipi müşteri genelde gözü alan, yani siz de belki işte daha gözü alsın, daha civcivli, canlı bir yazı olsun diye isteyeceksiniz ama grafik tasarımda önemli olan şey iletişim ve iletişimin basit olması gerekiyor. O yüzden basit okunabilir karakterler kullanmanız lazım. Devam edelim. Şimdi mesela yazı gözü bütün tasarımı doldursun ister şey müşteri. Ama tasarımcı ne bilir? Boşluklar kalmasını bilir ki çalışma nefes alsın. Bunlar kullanılan programlarla alakalı. Çok değinmeyeceğim buna.
Bunların renk uyumu. Yani müşteri çoğu zaman kontrast renkler bir araya gelsin isteyebilir ama kontrast renkler gözü rahatsız edeceğinden daha uyumlu renkleri tasarımcı seçer. Evet, şimdi tasarım tabii müşterinin amacı ürünün sattırması. Tasarımcı da genelde ödül almak için çalışma yapar. Ödüllü bir grafik tasarımı yapmak ister. Şimdi bu yazının formunun bozulmasıyla alakalı. Buna da gelmeyelim. Tamam. Devam edelim. Şimdi grafik tasarım yaparken tasarım öğelerini dikkate almazsak ne olur? Şimdi az önceki anlattığım konularla çok uyuşmayan tasarımlar bunlar. Mesela solda şehir değinmedik ama ben söyleyeyim. En fazla iki farklı tür yazı karakter türü kullanın, grubu kullanın. Yani mesela burada İpek Yolu ayrı bir yazı karakteriyle yazılmış. Şuradaki menü ayrı. İşte yılbaşı ayrı bir fontla yazılmış. Bunlar gözü yorar. İşte çok fazla unsur var. Çok fazla süsleme var. Büyük ihtimal her şey dolu dolu görünsün istemişler. Ama bu da tasarımı oldukça başarısız sunmuş. Bu kadar bilgiye gerek yok. Ya da bu kadar görsele gerek yok. Sağda aklınızda havuz varsa diye. Ya da ocak dönüşüm ustası. Yani buraya ocağı koydunuz. Adamın avucuna niye ocak koyuyorsunuz? Bu ateşin burada ne işi var? Tamam, yazı sade seçilmiş. O güzel en azından. Şimdi Photoshop katliamı da yapmışlar burada. Ama fiyatı güzelmiş durum. Şimdi burada görüyorsunuz. Şurada eleştireceğim çok bir şey var mı? Yok. Daha tasarım olarak aşırı simgeselleştirme mesela yukarıda. Yani illa fotoğraf kullanmak zorunda değiliz. Bunlar daha basit anlatılabilir. Alien gibi adamın ağzından kol çıkarıp oradaki sözlü şiddeti fiziksel şiddetmiş gibi göstermek ya da altta illaki fotoğraf koymaya çalışmak. Ya işte alakasız arkaya bir doku koymak. Ya da işte yiyecek pideyle bebeğin ya da bebeğin ağzından çıkan pidenin ne alakası var? Sağda mesela şey var. O kadar gereksiz görseller var ki. Yani her aşamayı koymuşlar. Adam otururken kendini koymuş, sekreterini koymuş. Burada işte satış yaparken koymuş, bütün makinelerini çekmiş, koymuş, bir sürü bilgi koymuş. Afişte bu kadar bilgiye gerek yok. İşte Photoshop harikalarından birini daha görüyoruz. Şimdi burada da, ya tamam afiş olarak burada genel olarak bir düzen varmış gibi gözüküyor ama renk uyumsuzluğu var. Çok fazla yazı var. Farklı farklı yazı karakterlerinin kullanması var. Alakasız şekil kullanma var. Böyle şeyler var. Bir de ödüllü grafik tasarım çalışmalarına bakalım. Şimdi bakın, genel olarak benim size göstereceğim ödüller sadelik barındıran çalışmalar. Daha fazla bilgiyi genelde şey olarak aktarırlar. Kenara bir tane şey koyarlar, barkod. O barkodu okurup tüp internet sitesine gidersiniz, oradan bilgi erişirsiniz. Şimdi burada buradaki şeyin, uygulamanın ya da elbet vermek istediği bazı bilgiler vardı ama genelde afişte kullanılmaz. Siz afişte kullanacaksanız ona mutlaka bir yer ayırarak, yani afişteki yazıyı da tasarımın bir parçası olduğunu düşünün ve öyle hesaplayarak tasarımı yapın. Bu da yine aynı etkinlikten. Bakın fotoğraf falan koymamışlar yani. Biçimsel olarak çalışmışlar. Mesela burada doku unsuru biraz daha göze çarpıyor. İşte arka tarafta doku var, ön tarafta doku var. Şekil ortalanmış, kadın stilize olarak kullanılmış yazılar altta bir denge içerisinde. Güzel. Burada da mesela boşluğu nasıl kullanmış? Orta kısım o kadar koyu ki, o kadar dolu ki etraftaki boşluk göze çarpmıyor. Ve o boşluğu bir çantayla, yani orada bir gezi olduğunu anlatmak için çantayı takmışlar heykele. Öyle kurtarmışlar. Peki, şimdi bu sunum bu kadardı. Zamanımız da neredeyse dolmak üzere ama ben soruları almak istiyorum. Var mı bir sorunuz? Bir soru var mı? Şöyle YouTube tarafını kontrol edelim.
YouTube'dan şu an bir sorumuz yok. Sanırsam uygulama bölümünde daha fazla soru alacağız. Tabii. Dolayısıyla chat bölümünden arkadaşlar son olarak sorularınız varsa ilk oturumla ilgili 10 dakika sonra ikinci oturumumuzu başlatacağız. Orada artık Canva'yı daha uygulama biçimde hocam size aktaracak. Son olarak sorularınız varsa onları alabiliriz. Yoksa da 10 dakikalık aramıza kahve molası diyelim. Artık böyle etkinliklerde klasik olurdu ya. Evet. Herkes yukarı doğru. Böyle bir mola vereceğiz. Son YouTube'u kontrol edelim. Sanırsam Zoom üzerinden de yok. İyi, anlaşılmış o zaman. Hangi program üzerinden çalışacağız diye bir soru gelmiş. Canva. Aynen, Canva zaten online bir, yani internette, webde de bulabileceğiniz bir program olacak. İkinci oturumu zaten detaylarını hocam anlatır sizlere. Ben geldim, linkini atayım şuradan. Şey, chat ekranından. Yani bu benim atacağım tabii browser üzerinden kullanılacak olan. Sen eğer cep telefonundan yapacaksan store'dan indirmen gerekiyor ücretsiz olarak. Hocam o zaman arzu ederseniz 10 dakikalık aramıza geçelim. Tamam, 10 dakika sonra görüşürüz o zaman. Tamamdır. Görüşmek üzere.
Yavaştan da hocam, süremizin sonuna geliyoruz. İkinci oturumla ilgili arkadaşlara duyuru yaptık. Başladığında da gelecekler. Tamamdır. Evet, şu anda aramızı tamamladık. Ayrıyeten de YouTube'dan da hala izleyenlerimiz var. Devam ediyoruz. Hocam isterseniz ikinci oturuma yavaştan geçelim. Arkadaşlarımız da toplanıyor. Tamam. Tekrardan duyurularımızı zaten yaptık. Buyurun. Şimdi grafik tasarım sürecine artık başlayalım. Uygulamaya daha doğrusu. Öncelikle... Şimdi grafik tasarım için pek çok program var. Corel, Photoshop, Illustrator, bir daha aklıma gelmeyen pek çok uygulama. Şimdi ilk önce bunlardan birini mi anlatsak diye düşündük de bunların hepsi genelde ücretli uygulama. Bir aylık deneme sürümünü bile kullanabilmeniz için kredi kartı bilginizi girmeniz gerekiyor. Unutursanız gene oradan çekiyorlar. Ama bu mesela Photoshop dediğimiz zaten başlı başına bir grafik tasarım değil, aynı zamanda bir fotoğraf editörü, animasyon yapılan, dijital resim yapılan bir uygulama. Ama Canva'yı düşündüm. Canva özünde sadece grafik tasarım için uygulanmış web browser tabanlı bir grafik tasarım şey, internet sitesi. Aynı zamanda telefonlarınızda da, Apple Store'da da var, Google Play'de de var. Ücretsiz üye olup indirir, şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi tasarım sürecinde ama sadece bunları kullanmayacağız. Şimdi burada herhangi bir tasarım seçtiğinizde bazı şeyleri ücretli olabiliyor. Onun için benim kullandığım iki internet sitesi daha var. Onları da şey yapacağım, göstereceğim size. Freepik bunlardan biri. Şimdi Freepik'te aklınıza gelebilecek görsel tasarıma ait her şey var. Yani template dediğimiz hazır kalıplar var. Mesela şu bir template dediğimiz bir afiş şeyi, kalıbı. Siz bunu bakıyoruz ücretsiz mi? Evet, ücretsiz. Siz bunu Photoshop ya da Illustrator dosyası olarak indirip üzerindeki her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Hazır kalıp. Mesela şurada touch olanlar, şu üzerinde ücretli olanlar. Mesela şu da yine ücretsiz bir şey. Tasarım. Gayet güzel. Şimdi buna baktığımızda zaten üzerinde çizgiler dengeli, şekiller, biçimler, formlar dengeli. Direkt kullanmaya hazır. Kendi bilgilerinizi girersiniz. Direkt afişiniz hazır. Onun dışında bu siteyi başka ne için kullanabiliriz? O template'lerin dışında görseller için kullanabilirsiniz. Yani az önce anlattığım gibi Canva'da her şey ücretsiz değil. Atıyorum siz orada okulla alakalı bir görsel kullanacaksınız ama kullanmak istediğiniz görsel orada ücretli. Buraya işte okul mümkünse İngilizce yazdığınız zaman çıkan görsellerden ücretsiz olanlarını gayet oraya atıp kullanabilirsiniz. Bir sürü şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve bunlar genelde Illustrator ya da Photoshop dosyası olarak da çıkabiliyor. O yüzden boyutu büyük de olabilir. Siz PNG olarak da indirebilirsiniz. Şimdi burada daha çok 3 boyutlu şeyler var. 2 boyutlar da var arada ama ben 2 boyutlar içinde unutmadan şunun linkini atayım gruba kullanacak olanlar için. Ben chat'i açayım. Şu anda Freepik'i paylaştım. Bir de Flat ikona gelip onu paylaşmak istiyorum. Bu da en çok kullandığımız internet sitelerinden. Flat ikonda genelde 2 boyutlu ikonların bulunduğu internet sitesi. Burada da gene aynı şey söz konusu. Yani aramanızı yapıyorsunuz şu arama çubuğundan. Yine school'u burada da arayalım. Çıkan şeylere göre de şu touch olmayanları mümkünse ücretsiz olanları indirip afişinizde, grafik tasarım çalışmanızda kullanabilirsiniz. Bir sürü şey var. Şimdi Canva'ya gelecek olursak. Bir üyelikle buna bağlanıyoruz.
İşte tasarım oluşturun dediğinde Canva'nın sosyal medyayla da ne kadar alakalı olduğunu görüyorsunuz. Yani buradan sadece afiş, takvim, broşür gibi şeyler değil, aynı zamanda Instagram'a özgü, Facebook'a özgü şeyler de yapabiliyorsunuz. Doğrudan onun boyutları çıkıyor şöyle baktığınız zaman. Şu yanda mesela boyutları yazıyor. 1080x1920. Full HD boyut oluyor bu. İşte küçük etiket, 3.5-2 inç, posta kartı, 148x105 mm. Biz bugün afişe bakacağız. Afiş mesela 42-59 santim. Bu A3 boyutu bir afiş. Gayet yeterli. Siz bunu 50-70'e çıktı aldığınızda boyutu bozulmaya başlar. Siz özgün bir boyutlu bir şey oluşturmak isterseniz maalesef bunun da ücretli şeyine girmeniz gerekiyor. Ama A3 boyutta gayet afiş için yeterli. Zaten A3 en çok yani afişte kullanılan boyutlardan biri. Şimdi A3 açtığımız zaman bizden öncelikle bir template seçip template seçmek isteyip istemediğimizi burada soruyor. Yani sıfırdan özgün bir çalışma mı yapacağız? Bütün her şeyi biz mi belirleyeceğiz? Rengini, dokusunu, üzerindeki şekilleri, biçimleri ya da burada konumuzla alakalı bir şey mi seçeceğiz? Tasarım mı seçeceğiz? Bir bakalım. Şunu mesela bir alıp şununla biraz oynayalım. Ben bir tanesini seçtim. Bakın burada bir sürü unsur var. Arka planı var. Şu koyu lacivert olan. Önde bir şekil var. O şeklin içine oturtulmuş yazı var. Çizgilerden oluşan. Burada bir yine şekil var. Ama şekil çerçeve olarak kullanılmış ve içine fotoğraf oturtulmuş. Burada da bilgilerimiz var. Yine çizgiler vurgu yapmak için ya da ayırmak için kullanılmış. İlk derste anlattığım gibi. Ve de bilgiler minimum düzeyde kullanılmış. Ya bu biraz sade bir afiş. Çok fazla şey unsuru kullanılmamış. Görsel değişken unsuru kullanılmamış. Bunun üzerinden yine gitmeye devam edersek. Şimdi aşağı geldiğimizde yüklemeler var. Az önce bahsettim. Siz illaki bu görselleri kullanmak zorunda değilsiniz. Sizler bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirdiğiniz görselleri, mesela bunlar benim indirdiklerim. Bunları kullanabilirsiniz. Mesela en son kendi fotoğrafımı kullanmışım. Bunu direkt afişte kullanabiliyorum. Canva'nın kendi fotoğrafları var. Ve bunlar işte fotoğrafçılar tarafından, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmiş güzel fotoğraflar. Konunuzla alakalıysa bunları da kullanabilirsiniz. Ücretli ücretsiz versiyonları var. Mesela köpek. Şunu şuraya alalım. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafların çözünürlüğü gayet büyük. Bu arada ben sürekli bunu atıyorum da bunu da birazdan göstereceğim. Bu nedir? Neden buraya atmıyorum? Neden oraya atıyorum? Onlara da değineceğiz. Şimdi gelelim bileşenlere. Ben aslında önden bir boş bir şey açayım da daha rahat göstereyim. Şimdi bileşenler bizim grafik tasarımında kullandığımız bütün öğeleri kapsıyor. Yani şekil, form ve çizgi olarak bütün öğeleri kapsıyor. Şimdi mesela bu şekilleri az önce hatırlıyorsunuz. Bunlar içine resim yazı yazıp vurgusunu arttırabiliyoruz. Atıyorum işte bunun rengini değiştirebiliyorum. Şuradan. Bu da geniş, yani buradaki hazır renklerden kullanabiliyorum. Burada geniş bir renk skalası var. Oradan kullanabiliyorum. Diyelim bu rengi yaptım. Başka bir tane daha şekil atacağım. Farklı şöyle bir şekil atayım. Aynı renk attı. Bunun rengini değiştirmek istiyorum. Atıyorum şu renk yaptım. Karmakarışık şöyle bir şey yaptım. Şey istiyorum ki bu da o renk olsun. Şimdi bunu yapmanın en güzel yolu şu. Buna tekrar geleceksiniz. Açacaksınız şeyden, renk paletinden. Buradaki kodu kopyalayacaksınız. Bu bizim Photoshop'ta da en çok kullandığımız yöntemdir. Her rengin bir kodu vardır. O rengin kodunu kopyaladığınızda aynı renge sahip olursunuz. Bileşenlere devam edelim. Bunlar basit şekillerdi. Öne çıkanlar herhalde en çok kullanılanlar. Bu da konseptinize uygun olduğu müddetçe bunlar da farklı bir şekil olsun diye kullanabilirsiniz. Çerçeveler. Çerçeveler de önemli. Çerçeveler şekillerden şöyle farklı maskeleme yapıyorlar. Maskeleme ne? Şekli buraya attınız.
tasarımınıza, boyutuna falan karar verdiniz. Fotoğrafı buraya attığınızda dışında kalan yerleri kesiyor. Şöyle. Geldim, bunu çerçevenin içine attım ve gördüğünüz gibi çerçevenin içine oturttu. Gördünüz mü? Aynısı biçimde diğerlerinde olmuyor. Sadece bu şeyde geçerli. Çerçevede geçerli. Ve bu resimlerinizi daha şey yapar. Göze güzel gözükmesini sağlar. Bileşenlere devam edelim. Şimdi stickerlar var. Stickerlar tabii içinde animasyon var. Bunları GIF formatında kaydedip Instagram'da, Facebook'ta hikaye olarak paylaşmak isteyenler için daha şey uygun. Şu an biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz daha çok baskıya yönelik şu an çalışıyoruz. Ama bu da bilginiz olsun. Şimdi biz bunu şuradan indir deyip çıktı alırken burada seçeneklerimiz olacak. İşte buradan PDF yerine GIF seçtiğimizde biz buradaki animasyonu da alabileceğiz. Şu animasyonda bir kenarda bir yerde kalsın. GIF olarak alırsak onu da bir görelim. Şu arka plan rengini de bir değiştireyim. Şöyle bir şey olsun. Bileşenlerden devam edelim. Gradyanlar renk geçişi barındıran şekiller. Şimdi siz mesela biçimi boyarken bunlar renk geçişi veremiyorsunuz. Tek renk boyuyorsunuz. Çünkü vektörel bir uygulama bu. Sadece buradan şeffaflığını arttırabiliyorsunuz. Şöyle. Şeffaflığını arttırdığınızda bunu tabii öne çıkarmamız gerekiyor. Sağ tıkladığımızda bunlar arasındaki hiyerarşiyi kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben şu an bunu öne getiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şeffaf yaptığım zaman diğer cisimler ne oluyor? Arkada görünüyor. Şeffaflığı daha da arttırabilirim şöyle. Şimdi benim bir şeyi seçerken elim takılmasın diye kilitleyebilirim bunu. Böylece bir daha oynatmam yanlışlıkla bunu. Bakın kilitledim. Seçiyorum ama bu yer şu oynadı. Yanlışlıkla onu seçtim. Bu gördüğünüz gibi oynamıyor. Ne yapıyorum? Çiçeği oynatabiliyorum. Bunu oynatamıyorum. Şimdi açalım. Bunun dışında burada kopyalama falan gibi seçenekler de var. Stili kopyala var. Şu gradyanlarda kaldık. Gradyan gördüğünüz gibi renk geçişi demiştik. Bunu buraya attığınızda renk geçişli bir şekil oluyor bu. O renk geçişinde buradan karar veriyorsunuz. Nereden nereye geçecek? Atıyorum pembeden maviye geçecek. Ya da diğer tarafı ne olsun? Daha lacivert olsun. Böyle bir renk geçişi olsun. Kalın yapıyor. Bunlar geri kalanı birbirine benzer şekiller. Yani bunlar süsleme amaçlı, dengeyi kurma amaçlı kullanılan bir konsepti olan şekiller. Yani bütün grafik tasarımda kullanacağımız şunun gibi hayati şeyler değiller. Bunlar artık daha çok sizin tasarımınıza uyuyorsa kullanabileceğiniz bir şekil. Atıyorum şu dürbün. Mesela geziyle alakalı bir şey yapıyorsanız bunu mesela koyabilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi rengini de değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Gayet güzel. Onun dışında yine önemli ne var diye bakıyorum. Bunun da gene rengi değişebiliyor. Yok, bu da gene hazır üretilmiş bir şekil. Şimdi devam edelim. Burası inanılmaz kalabalık oldu. Ya ben şu an tasarım öğelerini düşünmüyorum. Burada sadece tek tek atıyorum size anlatmak için. Şu an ben herhangi bir tasarım yapmıyorum. O yüzden hocam az önce bir ders önce bize dürümcüyü gösterdin. Şimdi sen dürümcüden beter tasarım yapıyorsun demek. Şimdi metin. Ne demiştim? Okunaklığı önemli grafik tasarımda. Grafik tasarım en başta iletişimi sizle şey yapıyor, dikkate alıyor. O yüzden yaptığınız afişte mesajın düzgün iletilmesini istiyorsanız en başta okunabilir olması gerekiyor. Şimdi bir başlık ekleyin. Evet. Buraya bastığınızda gördüğünüz gibi istediğiniz ölçüde bir başlık ekliyor. Ölçüyü siz hemen şuradan değiştirebiliyorsunuz. Büyük küçük yapabiliyorsunuz buradan. Şuradan şeyin boyutuyla oynayabiliyorsunuz. Yazının boyutuyla direkt elle de oynayabiliyorsunuz. Mesela bu siyah. Bunu ben morun üzerine falan getirirsem ne olur? Okunmaz. Ne yapmam gerekiyor? Rengini değiştirmem gerekiyor. Bir önceki dersinde gördük. Sarıyla mor bir arada bulunabiliyordu ama sarının az olması gerekiyordu. Mesela oradaki sanat
temel sanat eğitimi bilgimi şurada kullandım. Onun dışında burada bir sürü yazı karakteri var. Bakıyorum. Bunlar hakkında anlatacağım ne var ona bakıyorum. Şunu bir alayım mesela. Şimdi bir yazının şekliyle oynarken köşesinden formu bozulmayacak şekilde küçültürüz. Sağdan soldan bastırıp yazıyı uzatmayız ya da esnetmeyiz. Şurada hizalamalar var. Bunlar zaten hani Word'de kullanan herkesin bildiği şeyler. İşte ortaya hizala, yana hizala, listede. Bunlar yok. Çok da işinize yarayacağını düşündüm. Yani bildiğiniz zaten şeylerdir muhtemelen. O yüzden hızlı geçiyorum. Zamanımız zaten kısıtlı. Uygulamaya da biraz zaman kalsın istiyorum. Şimdi gelelim müzik, video gibi şeyler. Şimdi bunlar az önce bahsettiğim gibi yaptığınız animasyonun ya da GIF'in MP4 vesaire gibi formatlarda alacaksanız buradan müzik ekleyebilirsiniz. Bakın burada bir sürü müzik çeşidi var. Şu taşlar tabii ki pro olanlar. Siz şu ücretsiz olanları kullanacaksınız. Video ekleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Şöyle direkt tutup ekleyebilirsiniz. Ama bunlar muhtemelen evet şekillere oturmuyor. Olsaydı süper olurdu. Şu şekilde direkt dikdörtgen olarak kullanılıyor. Arka plan. Şimdi biz ne demiştik? Doku da tasarım öğelerinden biri. Yani sadece her şeyin düz olması biraz sıkıcı olabilir. Hafif bir doku belki tasarımı biraz daha şekillendirir. Biraz daha heyecan katabilir şeye çalışmaya. Bakın burada bir sürü doku örnekleri de var. Ama şimdi arkada çok belirgin bir doku olması tasarımı da geri planda bırakabilir. Bu da dokunun da rengini değiştirebiliyorsunuz. Derken değişmedi. Kaldık öyle. Direkt dokuyu sildi. Demek ki değişmiyormuş. Ama benzeri var. Evet, bunu kullanmak istiyoruz. Tamam, güzel. Daha fazlasına şu an ihtiyacımız yok. Onun dışında animasyonlar var burada. Yani az önce size söylediğim gibi bunu bir durum olarak paylaşmak istiyorsanız işte buradan hazır animasyonunu verirsiniz şöyle atıyorum yukarı. Bunu kişi Instagram'da orada burada video olarak görüntülediğinde bu şekilde bir animasyonla çıkar karşısına. Afişinizi hareketlendirmiş olursunuz. Pardon. Orada çok şey yani bunlar ücretli olanlarmış. Ben diyorum ne oluyor o kadar kullandık ki artık bize faturamı çıkardılar. Burada animasyonun süresine karar veriyorsunuz. Yani ne kadar sürede bu afiş oluşacak? Mesela 2 saniye gibi bir sürede oluş dersek çok hızlı oluşur. Tekrar yap bakalım. Bakın çok hızlı. 10 saniyede yaparsak bu da oldukça yavaşlar. Gitti. Yine aynısı oldu gibi ama. Peki. Onun dışında anlatacağım bir şey var mı? Ben sorularınızı alayım çalışmayı vermeden önce. Çünkü fazla bir zamanımız kalmayacak. Varsa sorular. Aslında hocam şöyle bahsedebiliriz. Yayın öncesinde biraz bahsetmiştim. Katılımcılarımız kendi projelerini, afişlerini tasarlarken fazlalıkla Canva kullanıyorlar. Dolayısıyla ya ben şunları gördüm. Tasarımda böyle şiir yazanlar oldu. Ayrıca Mars yüzeyinde farklı 2D tasarım yapanlar oldu. İşte uzay, sağlık ve işte okula dönüş gibi birçok temamız oldu. Bu temalarda hani hem pratiklik açısından hem de aslında kolay ulaşılabilirlik açısından Canva'yı tercih ettiler. Dolayısıyla burada yaptıkları hem yani genelde bir projeyi tanıtmak üzerine oldu. Bu konuda beceriler sağladılar. Aslında bu eğitimden sonra da hani benim en büyük bakacağım şey bu afişlerdeki değişim olacak. Ayrıca sorularınızı da arkadaşlar hocamın dediği gibi alabiliriz. Bundan sonrasında sanırım artık sizler uygulayacaksınız değil mi hocam? Evet. Varsa sorun herhalde yok değil mi? Sanırım yok. Tamam.
Şimdi bir sonraki ders ben değerlendirme yapmak istiyorum. Sizden basit bir afiş isteyeceğim. Konusu da şu. Eminim hepinizin odasında uyulması gereken bazı kurallar vardır. Hatta o kurallar belki bir başkasının hiç aklına gelmemiş kurallardır. Yani mesela ben öğrenciyken, üniversite öğrencisiyken, benim evime gelenler bulaşık, yani kendi bulaşıklarını yıkamadan ayrılamazlardı. Çünkü geliyor adam 5-6 kişi. O zamanlar bulaşık makinem de yok. Bütün bulaşık bana kalsın istemiyordum. O yüzden öyle bir kuralım vardı. Herkesi bulaşık yıkama zorunda bırakıyordum. Bunu mesela bir afiş haline getirebilirim. Sizden de kendinize ait evinizde, odanızda özel bir kuralınız varsa bunu basitçe afişe dökmenizi istiyorum. Bunu bana ulaştıracaksınız. Bir sonraki derste biz bunları bir inceleyelim. Nerelerde kullanabildik temel sanat öğelerini? Nasıl kullandık? Nasıl yapsak daha iyi olurdu? Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Canva'ya kaydolmamız gerekiyor mu? Evet, kaydolmamız gerekiyor mu? Yani zaten basit. Google hesabınızdan bile otomatikman üye olabiliyorsunuz. Herhangi bir kredi kartı bilgisi istemiyor. Tamamdır. O zaman tekrardan bir aramıza gideceğiz. Aradan sonra da hocamızın verdiği konuyla beraber tasarımlarımızı oluşturmuş olacağız. Tamam, nasıl uygunsa. Tamamdır o zaman. 10 dakika sonra görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Hocam ekran paylaşımını müsaade etme şansınız var. Çok sağ olun.
Evet, şu an aramız bitti. Hocam şöyle başlamadan önce son bir kez daha konumuzu tekrarlayabilir miyiz? Duyamayanlarımız olmuş. Yazılı olarak da biz arkadaşlarımıza iletelim. Tamam. Konumuz odanızda bulunan özel bir kural. Yani hepinizin belli başlı kuralları vardır. Atıyorum kapıyı vurmadan girmeyin. Ne bileyim işte benim şarj cihazımı kullanmayın. İşte izinsiz bilgisayarımı kullanmayın gibi. Herkesin kendine özgü odasında ya da evinde bazı kurallar vardır. Bu kurallarınızı sadece yazıyla değil de bir afiş yoluyla anlatmanızı istiyorum. Tamamdır. O zaman şimdi arkadaşlar Canva üzerinden bu çalışmalara başlayabilirsiniz. Ayrıca ben de bir yandan tasarımlarımı yapmayı deneyeceğim. Sonrasında da yaptığınız tasarımları aslında bizlere aktarmanızı ve buradaki gerek hatalar, gerek aslında güzellikler nedir, ne değildir aslında bunu analizleyip burada hep beraber bir konuşma ortamı sunmak istiyoruz. Baktığımızda ortalama hocam bir süre verelim mi? Nasıl yapalım? Fark etmez. Yani 10 dakika içinde almaya başlarız. Tamam. 10-15 dakika içerisinde tasarımlarınızı tamamlarsanız biz de yayınımızda bu tasarımlar üzerine konuşacağız diyebiliriz. Şimdi ben de tasarıma başlıyorum. Ayrıca isterseniz paylaşımını yaparız direkt. Olur, güzel olur. Tamamdır. Nasıl yollayacağız diye sordular ama. Şöyle Zoom üzerinden biz onu düşündük. Ayrıca zaten hepiniz Discord sunucularındasınız. Zoom'da zorlanacak arkadaşlar olursa Discord'dan bizlere gönderebilir. O konuda ayrıca hani özelden bildirmek isteyenler olursa gönderebilir. Her şekilde biz zaten hani sunulmak istenilen tasarımları burada yayınımıza aktaracağız diyebiliriz. Şöyle ayrıca de Zoom'dan zaten dosya olarak seçtiğinize gönderim yapabiliyorsunuz. Öyle diyelim. Semih, senin kuralını duyabilir miyiz? Efendim hocam? Kuralını duyabilir miyiz? Ne kural üzerine yapacaksın? Ben şöyle odada genel olarak kullandığım bir kural değil de yani çalışma alanımın biraz dağılmasından şikayetçiyim. Özellikle birileri dağıtmıyor ama bu afişi biraz kendime de hazırlamak istiyorum. Ha, anladım. Evet. Motive etmesi amaçlı. Aynen öyle. Ece, sen yapacak mısın çalışma? Hocam şu an yanımda, bilgisayarın yanımda değil. iPad'im var ama iPad'im üzerinden yapmaya çalışacağım. Tamam, peki. İşte Canva'nın iyi yanı hem telefon hem de bilgisayar üzerinden kullanılıyor. Tabii benim parmaklarım sizinkiler kadar ufak ve narin değil. O yüzden ben telefondan çok bilgisayar üzerinde yapıyorum tasarımları. Ve ben kendi neslim bilgisayar kullanmaya daha elverişli. Siz belki yaş grubu olarak doğduğunuzdan beri dokunmatiklerle birebir etkileşim halindesiniz. Ama bizler daha çok klavye mouse kullanarak bu zamanları geçirdik. Daha rahat ediyoruz. Yani bir şey eğer bilgisayarda yapılabiliyorsa mümkünse ben bilgisayarda yapmayı tercih ediyorum. Bu sırada Zoom üzerinden bir sıkıntı olmuyor. Şöyle tekrardan ben de deniyorum. Şu an zaten PNG olarak gönderim yapabiliyorum. Bilginiz olsun. Artı Zoom'dan özelden göndermek isteyenler de olabilir. Evet, bir tane geldi. Örnek olarak ben attım. Sanırım şu an sıkıntı yok değil mi? Yok, sıkıntı yok. Tamamdır. Hocam aslında bu afişlerde slogan mı çok önemli sanırım. Yani tabii. Kelimelerin seçimi, biz de genelde buna dikkat ediyoruz. Çok açıklayıcı ve net, kısa olması gerekiyor biraz da. Yani uzun uzun bir şey yazmaktansa onu bir iki kelimeyle anlatmak her zaman. Yani şeyde en başta bu sadelikten bahsetmiştik ya, aslında slogan da sadeliğin temellerinden biri. Sizin bir paragrafta anlatacağınızı bir sloganla iki kelimeyle anlatabiliyorsunuz.
Şu an arkadaşlarımız da bir yandan geliyor. Zoom'a yeni gelen arkadaşlar için de açıklayayım tekrardan. Şu an canva.com üzerinden herkes kendi tasarımını oluşturuyor. Tasarım konumuz ise chat bölümünden de yazdığım üzere odanızda bulunan özel bir kural. Yani bu hani hocamın da örneklendirdiği gibi belki şarjınızın kurulmasından hoşnut değilsiniz. Ben mesela masa düzenimden hoşnut değilim dedim. Dolayısıyla bu tarz böyle genelde hayatınızda olan bir kuralı tasarıma yansıtmanız. Bunu istedik. Sonrasında da bizlere aktaracaksınız. Onları yayında hep beraber değerlendireceğiz diyelim. Ben tekrar şeyleri paylaşayım. İnternet sitelerini soranlar var mı? Ben yeni bağlananlar için şey de söyleyeyim. Mesela ben üniversite öğrencisiyken işte bana gelip de yemek yiyip gidenlere biraz şey olsun diye bulaşığın beraber yıkanmasıyla alakalı bir kural şey yapmıştım, koymuştum. Bu da benim kurallarımdan biriydi işte. Biraz acımasız olabilir o. Evet, free pick'i paylaştım. Bir de flat ikonunu paylaşıyorum. İkisi de ücretsiz görsel bulacağınız siteler arkadaşlar. Siz Canva üzerinden yapacaksınız. Ama Canva yetersiz olursa yani görsel açısından FreePick'ten ya da Flat ikonundan görsel kullanabilirsiniz. Bence bu iki sitede aşina olun. Çok güzel şeyler var, içerikler. Ben hemen her şeyi de buradan buluyorum. Yani tutup da bir şeyi Google'dan aramaktansa, şimdi Google'a atıyorum. Aradığınız şeyi PNG diye yazıyorsunuz, o geldi PNG çıkmıyor. PNG görünümlü JPEG çıkıyor ya da sizi ücretli bir siteye yönlendiriyor. O yüzden şu iki site biraz daha işinizi görür diye düşünüyorum. Ayrıca da sorularınız veya Canva'da yaparken takıldığınız noktaları bize bildirebilirsiniz. YouTube üzerinden de izleyicilerimiz var. Bizler direkt hocamıza aktarırız. Ben şöyle ekran paylaşımı da yapmak istiyorum hocam, uygunsa. Hep beraber yapmak amaçlı. Genel olarak böyle bir başladım. Arkadaşlarımız da biraz görsün, belki fikir gelir akıllarına. Önce zaten bu hazır bir resim, normal masaya yazıp Canva'dan kullandığım bir resim. Aslında tasarım sayfasını ikiye bölüp belli anlamlar katmaya çalışıyorum şu an. Hı hı. O mesela aşağıdaki yazının belli bir anlamı vardı orada çizgisel olarak. Sildin ya. Oraya mutlaka bir şey koyman gerekecek gibime geliyor. Şu kısmı değil mi? Yani o kısım. O kısım fazla boş kalacak bir defa. Anladım. Şimdi bu tasarımları muhtemelen grafikerler yapıyor. İşte buraya gönderiyorlar ve başka grafikerleri inceleyip bunların bazı kıstaslara uyduğundan dolayı kabul ediyorlar. Şimdi biz o yüzden grafik öğelerini gösterdim size. Siz burada değişiklik yaptıkça öğeleri bozuyorsunuz aslında. O öğelere eşdeğer bir şeyler koymanız gerekiyor. Bu bir şekil olur, bir biçim olur, bir form olur. Her eklediğinizde bir bozulma ya da her seferinde bir bozulma oluyor çünkü. Oradaki dengeleri bozmadan çalışmaya gayret edin. Bu da güzel bir görsel seçmişsin.
Arka plan turuncuydu fakat sonrasında masa rengi ve işte kalem renkleri uyuşmadığını fark ettim. Gayet iyi duruyor. Daha koyulaştırdım, daha ön plana çıkabilmesi için belirtmek istediğim tasarımı. Mesela oraya yazı değil de atıyorum bir sandalye gibi bir şey varsa öyle de doldurulabilir. Anladım. Ya yani orası bir şey istiyor sadece aşağı. Arka plandan çekilmiş bir sandalye sanırsam. Şu mesela kırmızı olan ama renk olarak renk değiştirebiliyoruz. Bu da arkadan gibi gözüküyor. Sadece sırt kısmını görünce mi? Anladım. Ha, öyle ayrıntısı mı varmış onun? Düğme yeri bilmiyorum. Belki olur. Şöyle olabilir hocam belki. Bilgisayarı çok kapatmayacak şekilde belki hafif sol alt. Hani aldığımız yere doğru. Sonrasında deneyeyim belki kafama yatan bir renk olur. Bu sırada fena ayrıca bir şey sormuş ona bakayım ben. Nasıl bileşenin içine resim koyuyorduk? O bileşen değil. Bileşen değil. Orada bileşen yerinin içinde çerçeveyi seçeceksin Ayça. Şu bölüm. Ha, evet. O çerçeveler sadece içine resim konabiliyor. Sonra resmi o çerçevenin içine sürüklüyorsun. Bak şu an Semih yapıyor. Sürükledi ve içine aldı. Gördün mü? Tekrardan gösteriyorum. Bileşen bölümden istediğin çerçeve bölümünü seçtim. Şunu sileyim. Şimdi renklerine bakıyordum ben hocam. İşte bir ressam da resim yaparken bunları düşünüyor. Yani atıyorum işte ev yapıyor, bahçe yapıyor, çiçek yapıyor. Oradaki ağacı ne yapsam resmin geri kalanıyla uyuşur diye düşünüyor. Ya tasarım tamamıyla sanatsal, yaratıcı bir süreç. Sen de şu an onu düşünüyorsun. Ne evet. Gözüne güzel gelir, ne bütünsel olur. Yani burada koyu kullanmak sanırım daha anlamlı bir görsel kalacak gibi. Çünkü arka plandaki zaten amacım düzeni vurgulamak. Çünkü çakıştığı yerdekiler şey, açık renkli şeyler. Mesela o iki kırmızı çizgi yok olsun diye ne yapabilirsin? Şeyle aynı renk yapabilirsin ondan. Sandalyeyle aynı renk yapabilirsin. Ha, öyle kapatmayı da deneyebilirsin. Şöyle deneyeyim hocam. Sandalyenin rengini kopyalıyorduk ya. Bu da olabilir. Yani aslında şekilleri istediğimiz forma soktukça istediğimiz tasarım oluşturabiliriz yani. Tamamen bize kalmış bir durum. Arkadaşlar başka sorusu olan varsa ben chat'i takip ediyorum. Sorabilirsiniz. Tamam. Şu an YouTube'da da bir sıkıntı yok. Benim de arka plan çok kalabalıkmış. Şimdi kendimi kameradan görünce. Arka plana resmi nasıl koyuyorduk? Burada ise şey, yani arka plana koyma değil de arka plana. Resme sağ tıklayıp onu arkaya götür demeniz lazım. Şöyle hemen deneyelim. Bir tane örnek gösterebilirsen. Bak bir şimdi resmi oraya koydum. Şimdi bu resmi arka plan kadar büyütmem gerekiyor önce. Koydum. Yani direkt arka plan olarak aldım onu. Şöyle içine doğru koyduğum için tam şu doğru aldı direkt evet. Şey yaptı, anladım. Yoksa şu anladım. Şekilde kaldığında dediğiniz gibi işte sağ tık yapıp arkaya göndermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkaya Canva belli bir süreden sonra hayır belli bir süre sonra ücretli olmuyor. Sürekli ücretsiz. Sadece bazı içerikler ücretli. Yani o ücret, onları da kullanmayı verirsiniz. Size tavsiye ettiğim sitelerden takviye yaparsınız. Herhangi bir deneme sürümü yok. Sürekli ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Emir bunları senin sorun üzerine söyledim.
aslında farklı şeyler denemek istediğimde aklıma çok fikir geliyor. Yani tamamen kişinin hayalini yapılandırmasıyla alakalı bir durum. Rica ederim. Ya bu tamamen kişinin göz zevkiyle, beğenisiyle alakalı. Ne kadar çok sanatsal işte çalışmaya maruz kalırsanız tasarımınız o kadar gelişir. Ne kadar galeri gezerseniz, ne kadar sergiye katılırsanız, yani gözünüz ne kadar gelişirse yaptığınız tasarımlar da o kadar göz alıcı olur. Kayra'dan var. Ben Canva almıştım. Ha, Edu üyeliği. Pro bileşenler kullanılabiliyor. Çok güzel. Sizce Pro almalı mıyım? Ya ben Edu almadım. Şimdi Edu bilindiğinde yeni öğrendim. Edu da mı ücretsiz oluyor? Sadece üniversitede öğrenci olduğunuz için. Çünkü ben hala üniversiteye kayıtlıyım. Bence Pro almanıza gerek yok. Ya ben Pro dediğim gibi oradaki eksik şeyleri tasarım oradaki eksik çalışmaları şey eksik dediğim premium kısımları diğer sitelerden takviye yapabilirsiniz. Sen bak Semih şey yapıyor. Şu karelerin rengi ayrıca değişmiyor mu? Ya hocam seçeneklere baktım. Sadece bacak Aa, renkleri değişiyor. ama evet çok değişik. Normalde Sadece yani bütün bileşenlerin değişmesi lazım. o yüzden bu şekilde hani İyi çözmüşsün ama bunu. ayrıyeten solu ise dediğiniz gibi burada bir boşluk hani doldurulmuş. Onu nasıl dolduracağımızı şu an düşünüyorum bir yandan. Hangi boşluk? Sol üstte daha Ha, farklı bir onu şey var. silersen evet. Onu silersen Evet. biraz boşluk kalacak. Yazıyı belki çok hafif sola kaydırarak onu kapatabilirsin. Ya da o kadar boşlukta çok gözü rahatsız etmeyebilir belki. Ben Anladım. birinden giriyorum şimdi. Tamam açalım. Bir de benim logo tasarımı için kullandığım Wix diye bir site var. Çoğunuz belki yani YouTube'a girdiğinizde sürekli reklamları çıkıyor. Wix internet sitesi yapma şeyin uygulaması. O da browser tabanlı. Ama logo yapmaya da müsaade ediyor. Bayağı siz işte kendinize ait, kendinize özgü hobilerinize falan girerek orada kendinize uygun bir logo tasarlatabiliyorsunuz. Evet, tasarımları buradan paylaşacağız. Direkt şurada chat'in yanında, failin yanında 3 nokta var. Hatta direkt faile mi basacağız? Bakayım. Evet, Evet, failden failden paylaşabiliyorsun. seçim yapabiliyorlar. Your computer'dan Şimdi sizin dediğinizi deneyeceğim. Hatta belki şu biçimde denilebilir. çok çok simetrik oldu. Çok mu simetrik oldu? Bence diğeri daha iyiydi. Boşluk Tamamdır. kalsaymış. Şimdi ben şunu bir indirdim. Bir bakayım ben de. Kimin bu? İdil. Hemen açıyorum. Şimdi ben ekran paylaşabilirim diyorum. Tabii Tamam. hocam. Şimdi İdil'in çalışması. Şimdi bakın, sadelik oldukça güzel. Yani şurada kapıyı bize iki tane şekilde anlatmış. Kapının kendisi, şu arkadaki de içeri girilen kısım. Yukarısı da tavan olduğunu düşünelim. Kapı sonra giriş. Çok güzel bir şey. Şurası da kapının kolu. Çok basit sembolik şeylerle anlatılmış. Şimdi burada iyi kısımlar renk uyumu. Önemli olan birkaç yer var. Mesela şurası çok fazla boş kalmış. Buralar. Buralar nasıl doldurulabilir? Mesela el büyütülebilirdi. Daha da dikkat çekmek adına bir de boşluğu doldurma adına. Ya da alta belki biraz daha yazılı, daha farklı şekiller eklenebilir. Atıyorum el şöyle olsaydı. Clear all drawing dediğini ben niye silemiyorum ama bunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Clear my drawing yazdım. Peki bir daha paylaşım yapayım. Zoom bazen şaşırtıyor beni. Atıyorum. El ne kadar büyük olabilirdi? Onu bir konuşalım.
Ben çizim yapamıyorum bu arada. Şeyden mi alakalı? Evet. Bu sırada hocam bir arkadaşımız almış. Tamam, oldu. Burada kaydediyorum ben. Atıyorum, eğer belki burada daha büyük olsaydı bu boşluğu doldurabilirdik şu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Fena olmazdı. Onun dışında çok çok sade. Ya bazı yerlerde sanki biraz daha form istiyor. Yani belki biraz şurası içerisi olarak anlatılırken buraya farklı bir kapı pervazı ya da burası daha bir koyu yapılabilirdi. Şu şekilde doldurulabilirdi. Ama genel olarak ya benim anlatmak istediğim açıkçası gayet iyi anlaşılmıştı değil. Bunu bu şekilde götürerek daha da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Zaten sen kendi projeni afişte anlatırken bu kadar sade olmayacak. Senin anlatacağın daha fazla şey olacak. Daha da sadeleştirme yoluna gideceksin kendi afişinde. Bunu göreceksin zaten. Bu gayet iyi olmuş. Hemen diğerini alıyorum. Şimdi sıradan gideyim. Arda bizim Zoom dışında başka bir yere atabilir miyim diye sormuş. Discord demiştiniz galiba değil mi? Tabii tabii. Discord üzerinden bize gönderebilirsiniz. Şu anda kiminkini alıyorum. Paylaşan kişinin adını göremedim ama. Sanırsam Arda. Nureşan'mış pardon. Nureşan'ın afişine bakıyorum. Ama dokunmayın. Güzel. Şey var. Sanırsam hocam. Hata verdim. Zoom beklenmeyen bir hata. Şu an sanırsam hocamın bağlantısı koptu. Ayrıyeten hocam duyuyor musunuz bizi? Evet duyuyorum da Zoom beklenmeyen hatalarla karşılaşıyor. Tamamdır. Şu an bir sıkıntı varsa isterseniz ben devralayım. Ben bir çıkıp girsem mi acaba? Tabii tabii buyurun hocam. Ayrıca Arda'nın paylaşımını o sırada sizlerle yapayım. Şöyle kaydedeyim. Arda da odamda abur cubur yeme afişiyle bizlerle birlikte. Bakalım Arda'nın afişi nasılmış, nasıl yorumlayabiliriz. Şöyle ekranımı paylaşıyorum. Ben geri geldim ama ne yaptınız? Hocam geldiyseniz buyurun siz devam edin. Ben öyle bir amatörce bir... Ya şey dinleyelim. Yok yok bir senden dinleyelim lütfen. Öyle mi yapalım? Evet. Tabii. Ben de bir Zoom kafayı yedi de kusura bakmayın düştüm geldim. Estağfurullah hocam. Şimdi şöyle. Arda'dan gelen bir afiş. Oo. Baktığımızda anlatım biçimi olarak gayet arkadaş net anlatıyor. Çünkü... istenilen olayla vermek istenen mesaj bir tutulmuş. Çünkü abur cuburlara karşı bir durum var ve cipslerden no yazıyor. Burada aslında amacını çok belirtmiş ama mesela sol altta bulunan fonlar mesela ben dikkat etmesem okuyabileceğimi düşünmüyorum. Ayrıca de afiş olarak sergilendiğinde örneğin hani orayı kaçırabilirim. Belki fontu daha kalınlaştırabilirdi. Ayrıca sınırım sağ üstteki fotoğrafı random koymuşsun. Oraya da elbet bir şeyler uydurabilirsin. Ya da bilmiyorum orada odanı belki simüle etmek istemişsindir. Ayrıca de zaten bir hamburger işaretinin üzerinde engel amblemi var. Dolayısıyla da burada istenilen durum çok net aktarılmış ama daha açıklayıcı olabilir. Yani bu font kısmı, metin kısmı daha açıklayıcı olabilir. Hocam amatörce böyle anlatabilir. Hayır değil. Ya benim de söyleyeceklerim bundan daha fazlası değil. Yani bakarsak orta kısım güçlü, alt kısım bayağı zayıf. İşte burada çizgilerin zayıf olmasından kaynaklanıyor. İşte üstteki resim random. Bu tip şeyler. Şimdi Nurefşan'ın şeyi yarım kaldı. Ben onunla da bir şey yapmak istedim. Değerlendirecektim tam. Zoom izin vermemişti. Nurefşan güzel çalışma. Şimdi piktogramda ve ilk ders anlatmayı bir piktograma değinmiştim. Renk olarak mesela biraz daha çeşitlendirebilirsin rengi. Yani burada amaç biraz dikkat çekmek.
Gri beyaz birbirine yakın renklerdir. Çok fazla dikkat çekmez. Daha çarpıcı, daha çok parlak olmayan ama renk olarak daha anlamlı renkler kullanabilirsin. Görsel olarak kitap okuyan biri güzel. Ya bunun üzerine şey çizmek lazım. Yani almayın, okumayın gibisinden. Anlatabiliyor muyum? Ya da hakikaten gizli gizli kitap almaya çalışan birinin görselini kullanabilirsin. Kullandığın yazı karakteri oldukça güzel. Ve hatta bu şu çizgiler vurgu için yapılmış zaten. Gayet başarılı buldum ben. Güzel. Sıradan devam edelim. Kim varmış? Bayağı birikti galiba. Sanırım size özelden de bildiriyorlar hocam. Herhalde. Şu an bakıyorum. Önemli kurallarım Kayra. Ya kaçırdığım varsa özür dilerim. Çünkü ben bir ara koptum geldim. O sırada bazı şeyleri kaçırmış olabilirim. Şu an Kayra'nınkini inceleyeceğim. Buyurun. Kayra PNG olarak mı? Yok. Kapıyı çalınız, izinsiz giriniz. Şu otellerde kullanılan şey, rahatsız etmeyin şey. Tamam, gayet güzel. Çok çok sade. Yani anlatılmak istenen verilmiş. Şimdi çizgi var, şekil var, biçim ve doku olarak da belki biraz desteklenirse daha güçlü olabilir. Renk olarak mavi ile kırmızı genelde uyumsuz renkler olarak geçer. Yani bakın zıt olmasa bile uyumlu renkler değillerdir. Yani şu an mesela baktığımızda gözü şey olarak rahatsız eder bu iki renk. Frekans olarak. Kırmızıya tek baktığınızda etmez bu tondaki bir kırmızı. Maviye tek baktığınızda etmez. Ama şu an bilmiyorum siz algılıyor musunuz ama gözde bir hareketlenmeye sebep oluyor. Bu dikkat çekmenin dışında biraz daha şey oluyor. İtme yapıyor. Ama başarılı. Anlatılmak istenen gayet iyi anlatılıyor. Sadece biraz desteklenmesi lazım. Tebrikler. Ya kısa sürede güzel çalışmalar çıktı. Ona çok sevindim. Hı hı. Şimdi devam edelim. Neye baktık? Önemli kurallar odamda burcu buraya mı? Buna baktık mı Arda'ya? O sanırım benim baktığım hocam. Ya öyle mi? Tamam, hı hı. Doğru. Yediğini düzenlemiş. Aa, birisi düzenleyip de yollamış hatta. İkinci. Düzenleme işini gösterdim aynen. Bir daha bakalım isterseniz. Bakın şimdi baktığımızda bak bayağı güzel olmuş hatta. Şimdi bakın içerinin bir oda olduğu yani şey var. Bir önceki hatta yan yana paylaşabilirsem aradaki farkı görelim. Ben hemen şöyle yanına açayım. Diğerini ben nereye kaydettim ona bakıyorum. Şu muydu? Evet. Şöyle bir ekran paylaşımı yapacağım. Süremiz daha var mı bu arada? Biz böyle... Ortalama 20 dakikamız kaldı ama şöyle genel bir ekran paylaşımı yapayım. Şimdi mesela aradaki farkı görüyor musun? Yani soldaki tamam sade ama çok fazla boşluk vardı. Burada bakın ne yaptınız? İçerisi hakikaten bir içerisi gibi oldu. Yani orada sağ hakikaten yaşanılan bir oda. Şurada perspektifsel bir hata sadece gözüme çarptı. Pencere pervazı şey yapmış. Çiçeği kesmiş. Fark ettin mi? Çiçeğin şu şekilde devam etmesi lazım normalde. O çok ufak bir hata. Önemli değil. Yani el burada mesela daha bir göz doldurmuş. Şey yapmış. Afişin tamamını kaplamış. Güzel. Gayet başarılı. Devam edelim. Şimdi benim gördüklerim bu kadar. Bakmadığımız var mı? Bizim de gördüğümüz bu kadar. Discord'u da kontrol edelim. O tamam. Sırada ben de son tasarımını atayım. Bakayım. Şeyde seninki hazır mı? Hocam ben tablet üzerinden renk düzenlemesi yapamadım. Sadece şeffaflık koyabiliyoruz. O yüzden renk düzeni yakalayamadığım için size yayın sonrasında tamam. Tasarımı göndermem uygun mudur? Yok uygun. O tablet özgü bir şey mi acaba ya? Niye ki acaba bilemedim şimdi. Hocam biraz arayüzü kurcaladım ama renkleri değiştiremedim bileşenlerde. Anladım. Şimdi birisi kim attı pardon birisi deneyelim de. Ha, daha iniyormuş. O yüzden bakamamışım. Kaç? 18 megabayt. İçinde herhalde bayağı bir görsel var. O inene kadar afiş denemeyi ben. Kimse Semih'inkine bakmak istiyor. Evet.
Artı Discord'u konut ediyorum arkadaşlar. Son olarak atmak istedikleriniz varsa buyurup atabilirsinler. Hekaton sunucumuzda veya bana özelde iletebilirsiniz. Bak Semih, mesela arkanın düz olmasındansa şey yapmışsın oraya, doku eklemişsin. Daha göz doldurmuş. Güzel. Pardon. Görünüm çalışması. Yani şuradaki boşluk mesela göze batmıyor. Orası resmin, yani afişin nefes aldığı yer olarak değerlendiriyorum ben. Gayet oldukça başarılı. Şey olabilir sadece. Mesela sandalye çok az daha sola kaysa ne olur? Zaten şey ortada. Neydi bunun adı? Bilgisayar. Buradaki simetriyi sadece biraz daha kırmış olursun. Onun dışında benim diyeceğim başka hiçbir şey yok. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık. Sağ olun canım. Şey indi mi? Ayrıca şunu bildireyim. Dokuyu ben şeyler, gradyan görsellerinin saydamlığını azaltarak oluşturdum. Dediğimiz gibi, yani istediğiniz gibi şekillendirmeniz çok mümkün. Discord'dan bir afiş gelmiş. Onu da şimdi size paylaşacağım. Şimdi şu kiminmiş? Paylaşıyoruz da ismine ben bakamadım. Çete. Bu kimin diyor? Ha şey mi? İsmini tam okuyamıyorum ama private atmış. Neslihan'ın bir kısaltması olabilir mi acaba? Doğru kişiye mi bakıyorum bilmiyorum da evet. Herhalde o. Dış dünya dışarıda kalabilir. Kapıyı kapatırız. Evet. Yani oldukça mantıklı. İçeriye şey girsin istemiyor. Dışarının gürültüsü, ışığı vesairesi girsin istemiyor. Şuradaki göz ayrıntısı bir illüminati tadı veriyor. Ya şey, tamam anlatım güzel. Göz biraz şeyi bozuyor ama. Buraya farklı bir şey katıyor, hava katıyor. O olmasa da olurmuş. Güzel. Şeyin çizgilerin dağılımı, yazı, yazının şey boyutu falan iyi. Ne yapılabilirdi? Şu arkaya daha renkli bir, dünyanın arkasına daha renkli bir görsel konabilirdi. Çünkü bu defa ne oluyor? İçerisi de siyah, dünyanın arkası da siyah. Biz burayı kapı eşiğinden daha fazla bir şey olarak algılamış olurduk. Güzel olmuş. Eline sağlık. Şu 18 megabaytlık kurallarım indi mi ona bakacağım. Artı hocam şimdi chat üzerinden Discord'dan gelen afişimizi size aktarıyorum. Ezgi tamam. Bizimle paylaşmış. Tamam. Kurallar. Ha. Oo adam. Evet paylaşıyorum 18 megabaytlık. Direkt baskı boyutunda çalışmış. Şimdi bu neden 18 megabayt? Kullanılan fotoğrafların boyutu çok büyük. Bunun ne gibi sıkıntısı olur? Çok bir yani şeyde sıkıntısı olur. Baskıda tam aksine iyi bir şey bu. Ayrıntılı çıkar. Piksellenme olmaz. Ama sosyal medya daha küçük görseller üzerine çalışır. Fotoğrafın boyutu 500-600 kilobaytı çok geçmemeli. Yoksa yükleme ekranda kalır o şey görsel. Atıyorum işte WhatsApp'ta siz durumlara falan bakarken de Instagram'da çok fazla bir yükleme olduğunda direkt onu geçersiniz değil mi? Burada da sizin çalışmanızın geçilmesine sebep olur sosyal medyada. O yüzden boyutu küçültmek önemli. Kurallar. Yani birinci kuralı adam yazdı. Geri kalanının çok herhalde önemi yok. Güzel. Yani doku kullanımı, şekil kullanımı, çizgi kullanımı genel olarak iyi. Şu kırmızı yazı benim gözümü çok rahatsız etti. Farklı bir renk kullanılabilirmiş. Çünkü şey var zaten. Yani resimde mavi de var. Gene mavi kullanılabilir de mesela. Çok fazla renk açılımına gitmeye çok gerek yok. Bir de boyut hakkında zaten söyledik. Güzel. Eline sağlık. Bu da birikti galiba çalışmalar ama. Biraz birikti. Bu sırada hocam 14 dakikamız kaldı yaklaşık. Şöyle yapalım. Bu çalışmaları biz de kaydedelim. Ben şimdi kendi bilgisayarıma da kaydettim. Ayrıyeten de sonrasında daha yoğunlaştırılmış bir toplantı biz arkadaşlarımızla bunların konusunu tartışırız. Ayrıyeten şöyle bir şey gelmiş. Son kapatmadan da bunu göstermenizi istiyoruz. Kendi tasarımlarını, hani Gökhan hocamız kendi tasarımlarını gösterebilir mi diye bir yorum gelmiş. Eğer mümkünse sizin için de biraz anlatabilirsiniz. Bizim için zor.
Olur. Şimdi kendi tasarımlarını nereden göstereyim bir bakayım. Bunu hazırlamamıştım açıkçası. Benim en son yaptığım neyi? Ya şöyle. Şu an mesela ben bir animasyon yaparken yakaladınız. Animasyonda dediğimizde zaten şeyin nasıl diyeyim? Grafik motion çalışıyorum ben daha çok. Yani hareketli grafikler çalışıyorum. Hatta hemen şu an yapmakta olduğum animasyonu gösterebilirim. Burada da aynı etkenler söz konusu. Yani yazı, çizgi, şekil, boşluk hepsi bir arada olması gerekiyor. O yüzden şu ekranı paylaşacağım. Bu arada bu daha yayınlanmadı. Bir iki güne yayınlanacak. Bakanlığın animasyonlarından. Şöyle bir preview diyeyim. Burada bilim sanatlara yapılması planlanan atölyeler hakkında bir animasyon yapıyorum. Şimdi zaten bunların hepsi aslında birer afiş gördüğünüz gibi. Zor olan kısmı hareketli olması ve ekrana nasıl gireceğini hesaplamak. Yani mesela burada son haline bir bakalım. Mesela burada işte şekil, biçim, çizgi yine bir arada denge içinde olması gerekiyor. Yani bunların birisi fazla kaydığı zaman içindeki denge bozuluyor. Yine aynısı burada da söz konusu. Yani burada mesela odayı tamamıyla tasarlarken ben bir denge kurarak tasarlamaya çalışıyorum. Bunların hepsi çünkü oynatılabiliyor. Sıfırdan bunları yerleştiriyorsunuz. Orada canlı bir alan yapmaya çalışıyorsunuz. Yazının okunabilir olması gerekiyor. Şekillerin sade ve anlaşılabilir olması gerekiyor. Yani şu an başka bu bilgisayarı gösterebileceğim var mı? Onları düşünüyorum. Onun dışında başkalarına yaptığım gene animasyonlara bir bakabiliriz. Ya bunlar grafik motion olduğu için gene grafiğe giriyor. O yüzden gösteriyorum. Şurada gene. Bu da fena bir şey değildi. İzleyebilirsek aslında. Süper olacak. Ne olmuşsunuz? Bu sırada şunu da bildirmek istiyorum. Ciddi manada bir tasarım ilgisi olduğunu gördük. Gelen afişlerden de. Artı bununla ilgili Discord'dan bir etkinlik planlayacağız sizin için. Yani öyle düşünüyoruz. Çünkü fazla bir talep geldi. Dolayısıyla da bu yönden çalışmalar yapabiliriz. Maalesef ki hepsini yayında aktarabilmemiz pek mümkün olmuyor. Çünkü belli bir süremiz var. 2 saattir de aslında buradasınız. Onun için teşekkür ederiz. Bu alandaki ilginizle alakalı etkinlikler talep ederseniz de Discord'dan gerçekleştirmek isteriz diyelim. Şu an neyse açamadım onları ama şöyle basitçe görsen iyi. Küçük versiyonu açtık. Şurada gene yaptığım grafik motion örneklerinden. Bir de bunda şey de önemli. Yani yazıların ekrandan ne kadar kalacağı. Şimdi siz afiş yaptığınızda o afiş sürekli orada duracak. Ama animasyonda belli bir süre kalması gerekiyor ve okunabilecek kadar kalması gerekiyor. Yani sıkmadan durması gerekiyor.
ne çok kısa kalacak, ne okunam, yani okuyamadan geçtim olayı olmayacak, ne de çok uzun süre kalıp sıkacak. Bu şekilde. Şuna bakalım. Pardon, paylaşımı kapatayım yanlışlıkla. Şöyle bir lokanta için yaptığım vardı, ona bakalım. Bunu da indirsin. Evet, lokantada reklamı yapıyoruz. Şimdi burada bir hata, ya yani hata değil aslında, bir plan var. Şimdi neden yazı ortada şu şekilde? Bunu normalde bu yazının biraz daha kenarda bir yerde olması gerekiyor değil mi? Hemen açıklamasını yapayım. Ben bunu Instagram Stories'i olarak planladım. Ve orada Instagram aslında paylaşımın yerde kare formda yapıldığı için ben bütün her şeyi karenin içine alacak şekilde yaptım. Ama program kareye izin vermiyor. Bunu dikdörtgen olarak tasarlayıp sonra kompozit programında onu kareye dönüştürdüm. O yüzden genelde bütün her şey şu içeride yer alıyor tasarımın içinde. Tam ortasında. Görseldeki bütün yığılımı ortada fark ettiyseniz. Böyle reklamlar vermiş olduk. Böyle sabit bir afiş inan şu an ya erişebileceğim yok. Okula yaptıklarım var ama hani onlar zamanda sosyal medyada paylaşılıp üzerinden bayağı zaman geçtiği için nasıl bulurum şu an bilemedim. Şu el altında bu animasyonlar olduğu için paylaştım Semih. Zaten hocam anladığımız kadarıyla bu animasyonlar da fotoğrafların birleşmesiyle oluştuğu için tabii. Bir tasarımdan oluşan şeyler. Evet, aynen. Ayrıca de yani, bildirmek istediğiniz görsel olursa bize arkadaşlarımıza paylaşırız. Şimdi chat bölümüne gelen artı tasarımları da biz kaydettik. Sonrasında onları göz atıp farklı değerlendirmeler yapacağız. Yavaştan da aslında yayınımızın sonuna geliyoruz hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok, ben yani, umarım faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Umarım bir şekilde tasarımlarınızı işte bu görsel öğelere uygun olarak yapmaya çalışırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız bu hafta sonu aslında yarışmaya girecekler ve bu yarışmada aslında afişlerde oluşan farkı görmek istiyoruz. Yaklaşık 30-40 tane proje geliyor ve 30-40 tane afiş ve tasarım demek oluyor. Gerçekten çok merakla bekliyor olacağız. Ben görmek isterim onları gerçekten. Tabii tabii. Yani şu ana kadar şöyle diyelim. Ortalama 140 tane projeye ulaştık ve her biri farklı tasarımda, her biri farklı fikirde afişlerdi. Dolayısıyla sizlerle de paylaşmak isteriz. Ayrıca arkadaşlarımıza katılımları için çok teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten güzel, hem interaktif bir yayın oldu hem de aslında tadında bir yayın oldu. Ayrıca de Canva'nın aslında ne kadar pratik ve etkili bir program olduğunu hocam sizlere öğretti. Gökhan Hocam desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca eğitim desteği ve zamanınızı ayırdığınız için. Bugünlük de bizden bu kadar diyelim. Farklı etkinliklerde ve eğitimlerde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.